Can! Can! Buyurun benim. Günaydın. Aa, günaydın. Aa. Sen mi yaptın tostları? Yok, ben yapmadım. Nasıl yani? Kim yaptı o zaman? Şurada az ileride bir tesis var. Orada yaptırdım. Tesis mi var? Nasıl yani? Biz şans eseri tesise yakın bir yere mi gelmişiz yani? Yalnız bir tostları var ya, efsane, bayağı iyi yani. Bayağı iyi. O yüzden soğutmadan bir an önce ye şunları. Nasıl ya? Bir dakika. Biz evlerin orada mıyız? Nasıl fark etmemişiz peki biz buraya gelirken? Benim haberim vardı açıkçası. Nasıl haberin vardı? Bayağı vardı benim haberim. Biraz seni böyle kıvrandırayım dedim ben. Anlatabiliyor muyum? Zaten burada kıpkırmızı saat var. Ben normalde saat takarım. Uyanman lazım işe. Burada GPS var. Telefonum var. Bilemeyecek bir şey yok yani. Sen benim gözümün içine baka baka yalan mı söyledin? Sen neden yaptın böyle bir şeyi? Yalan değil de ben biraz akıllanırsın diye düşündüm. Ha, düşündün. Düşündüm. Tavsiyemdir. Arada sen de düşün. Çok iyi geliyor insana. Böyle kafam yanar, kafam acır diye meraklanma. Hiç öyle bir şey yok. Düşünebilirsin rahat rahat. Arada sen de yani yapabilirsin bunu. Yani çok yanlış bir şey yaptın sen. Bana artık bir girişme ya. Bana bir girişme. Şunu bir kokla ya. Şunu bir kokusunu çek içine ya. Şunu bir ısır ya. Şunu bir artık lüplet göm ya. Çünkü sen açken senin içinden canavar çıkıyor. Karnını bir doyuralım. Sonra didişiriz. Rahat rahat didişiriz. Anlatabiliyor muyum? Rötarlı didişiriz ama daha sağlıklı olur. Ben bunun hesabını soracağım sana. Ben bütün hesapları ödedim. Bütün hesapları kapattım. Sen bana kayağılık yapıyorsun. Çay da bir tomurcuklu ki. Eyvah eyvah diyorum. Şunu bir üfle. Üfle. Soğuk üflet bir iç. Çok güzel. Konuşacağız seninle. Ben böyle güzellik görmedim ya. Sen bundan sonra çok zor göreceksin o güzelliği ama dur bakalım. Manzara ediyorum. Sen çok gıcıksın. Gerçekten çok gıcıksın. Ama çok güzel, çok müthiş. Kıymetim bilinmiyor. Şurada şu ortam az buz iş değil yani. Niye çaktırmadan bakıyorsun bana? Ya. Hayır, elimi tutuyor, yapmadım. Sen yemek yiyince daha böyle makul biri oluyorsun ama yani o bir gerçek. İyi de çocuk muyum ben sonuçta, mantıklı olmaya çalışıyorum. Ben de yiyince hani sakinleşiyorum, normal daha böyle açken hırçınım, hıçkınım yani. Can, heh. Kızak kayalım mı kızakla? Ya sen az önce karşısında çocuk yok demiyorum, çocuk işte bu tavır, çocuksun işte. Hayır yani sonuçta içimdeki çocuk bunu istiyor. Yani sayende içimdeki çocuğun saçlarına düşmüş olabilir. O ayrı bir konu. Dur bir sus bir dur. Bir bakayım şöyle sana. Şöyle bakayım. Kulaklara bak kulak. Tipini yedin gel. Gel kayalım gel. Hayır ben istemiyorum. Ya bırak şimdi beceremem demiyor da. Kim? Yani bir taraflarımı kırarım böyle 3 hafta alçıda yatarım demiyor da. Kim? Ben mahallede kar yağdığında poşetle kayıyordum. Ahmet abinin oğlu 2. oluyordu. Ben 1. oluyordum mesela. Ya yarışalım o zaman. Senin içinde çocuk falan. İçinde senin hipodrom var. Ben yanımda zaten bir atla geziyorum. Gel oraya kadar koşalım istiyorsan. Bir de öyle yarışalım. Ben koşarım. Düşeceğim. Saçma sapan hareket. Arkadaşlar buyurun kızaklarınız. Teşekkürler. Pislerde görmek istiyordum beni. Alacağım anahtarını birazdan aşağıda. Vallahi kızak benim yaşam biçimim. Senin kaçıncı yaşam biçimin ben anlamadım ki. Havada gördük senin yaşam biçimini. Her şeye bir ilgi alanım var aslına bakarsın. Hazır mısın? Sen hazır mısın? Ben çok hazırım. O zaman hangi 1, 2, 3. Ah. Kurtardım bence ben seni şu an. Hayır. Evet. Sen neden çekiyorsun ki beni ben, ama? Sen gidiyordun çünkü. Hayır, niye çekiyorsun onu? Alamamıştım. Hayır. Ben seni durdurmak maazallah pistten çıkıyordum. Sen yenileceğini anladın. Yenileceğini anladım. Yenileceğini anladım. Ben seni geçtim. Hayır, yenileceğini anladım. Ben sen yetiş diye bir kere... Hayır, hiçbir alakası yok. Öyle oldu o işte. Ben seni tuttum orada. Arkadaşlar kapatıyoruz. Özcan olsun, sen bilerek yaptın bunu. Oy. Arkadaşlar çıkın mı? Tamam. O... Tamam, geliyoruz. Geliyoruz. Çok iyi ya. Çok iyi değil mi? Ortam, manzara falan, her şey. Çok güzel. Sanki burada zaman durmuş gibi. Çok güzel kar var, bembeyaz sessizlik. Sıcak çikolata. Ay, hem de kremalı. Biliyor musun? Küçükken ben karın üstüne pekmez dökerdim, onu yerdim. Şimdi tam ismini hatırlayamıyorum ama artık eskisi gibi öyle şeyler yapmıyorlar. Çünkü kar çok pis yağıyor. Ne oldu? Ne oldu? Kalmış. Dudaklarını. Sen de yok mesela burada. Krema yok burada. Çalsın ya. Ya önemli bir şeydir belki, aç. Çalsın, çalsın. Aç, aç. Evet. Hadi aç. Açayım mı? Aç, tamam. Aç. Ha? Aç. Allah'ım. Tamam. Tamam. Polen. Şaka gibi. Ama cevaplayayım, bir daha aramasın şimdi. Sen daha kur hayaller sanıyorum. Sen kur. Saçma sapan her şeyin iyi olacağı hayalini kur. Cevaplaması gerekiyormuş. Acaba ne var ki bu kadar gereklilik yani? İyiyim dedim ya Polen, merak edecek bir şey yok. Ya Can, ya ben seni nasıl merak etmeyeyim? Delirmiş gibiydin, resmen gözümün önünde alıp kucaklayıp götürdün Sanem'i. Soruyorum neredesin, ne yaptın diyorum. Merak ediyorum, endişelenmemek içten değil ki. İyiyim Polen ya. Alo Yiğit. Alo. Efendim Yiğit. Öyle mi oldu? Hı? Pardon. Evet, dinliyorum. Tamam canım, anlıyorum da yani... Demek istediğim daha farklı da davranabilirdin Can. Hani alırsın, bir kafeye gidersin, medeni insan gibi konuşursun. Yani... Ayrıca anlamıyorum ki daha konuşacak neyiniz kaldı ki? Ya endişelenecek bir şey yok. İyiyim, iyiyiz. Yetişkin insan gibi karşılıklı oturuyoruz, konuşuyoruz. Konuşacağımız şeyler vardı. Ben Emre'ye bilgisini verdim, iyi olduğumuzu söyledim yani. Başka bir şey var mıydı? Ne zaman geliyorsun? Yani demek istediğim kitabın fotoğraflarını çekecektik o açıdan. Şu an bilmiyorum, bakacağım. İşim biter bitmez döneceğim. Dönünce de senin işini hallederiz. Cancığım yani döner dönmez halledelim diyorsun da burada 2 gün kaldı. Balkanlara gideceksin. Kapatıyorum ben şu an. Kapatıyorum, bak tünele girdim. Tamam, gelmiyor. Alo, gelmiyor. He. Can? Bayağı kapattı ya. İnanmıyorum, tak dedi kapattı telefonu. Gerçekten iyiyim, hiçbir sorun yok. Yani seni de telaşlandırdım, kusura bakma ama... Sorun yok, emin olabilirsin. Ya Sanem, benim seni aramamın başka bir sebebi daha var aslında. Bu hani geçen bir yazar hakkında konuşmuştuk ya. Buket Erdem, seni sevdiğin. Menajeriyle görüştüm demiştim. Galiba onunla çalışma hayalimiz gerçek oluyor. Ciddi misin? Çok sevindim Yiğit. Çok güzel bir haber bu. Aynen öyle, süper değil mi ya? İzmir'de bir fuara katılacakmış kendisi. Ya programı çok yoğunmuş ama ben İzmir'e gelebiliriz dedim. O da görüşmeyi kabul etti. Hem birkaç dağıtımcıyla daha tanışmış oluruz diye düşündüm. Ben de mi geleceğim? Gelirim. Gelirim, tamam. Ne zaman? Yarın akşam İzmir'e. Tamam, haberleşiriz. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ne ayak bu Yiğit? Ne diyor, ne anlatıyor? Benim çok sevdiğim bir kitap yazarı var, Buket Erdem diye. İzmir'de fuarda görüşeceklermiş, onlar belki beraber çalışmaya başlayacağız dedi. Beni de davet etti fuara. Ha, ikiniz birlikte? Evet, Yiğit yayın evi sahibi olarak, ben de yanında çalışan olarak gideceğim. Ne güzel vallahi ya, ne güzel dünya. Hmm. Folik asit ne diyor? Yani Polen ne diyor? Hı? Merak mı etmiş? İstanbul'da problem mi varmış, ne olmuş? Şahaneymiş her şey, her şey olması gerektiği gibiymiş. İyi. Hayır, sana ne ya benim fuara gitmemden? Seni ilgilendirir ki. Ben sana soruyor muyum acaba Polen'in telefonu neden açman gerekiyor diye? E ne soracaksan sor. Sor yani, ben sorduğun şeyleri cevapsız mı bırakıyorum seni? Ne zaman ben cevap vermedim ki yani? Ben telefonu açtım, sittin sene çalacaktı bu telefon. Başımız mı şişseydi habire burada çalıp ortamı bozsaydı? Ben başımdan sağlamak için kapattım, hallettim, bir daha aramaz yani. Oldu zaten, böldü yeterince. Ayrıca Polen aradığında merak etmesine hemen açılıyor o telefon ama beni merak etmesinler diye ben bir telefon edeyim dediğine izin vermiyorsun. Benim sinirimi bozuyorsun ama sen. Sen benim sinirimi bozacak şeyler yapıyorsun ama. Hayır, hayır, benim o yayın evinde çalışmam senin sinirini bozuyor. Başka hiçbir şey değil, tamam mı? Şuraya geç. Hayır, geçmiyorum. Buradayım ya, ben şu an. Senin işin vardı zaten ya. Sen gittin alakası kendine yeni işler açıyorsun, sektörler açıyorsun kendine. Senin işin var. Elin trafik canavarıyla İzmir'e gideceğim falan diyorsun. Sen iyice kendine şaşırdın ha sen. Ben en azından şehir dışına gidiyorum. Sen yurt dışına gidiyorsun Can. Polen'le baş başa Balkanlara gidiyorsun. Kutuplara kadar yolunuz var ya. Ne baş başa falan, saçmalama, ne baş başası ya? İşte tamam, zır açtım o zaman. Al, alo de. Ya Emre bu. Ne diyor? Seri söyle Emre. Seri, çok seri. Annem hastaneye gitmiş. Birkaç gündür kendini iyi hissetmiyormuş da bir sürü tahlil falan yapmışlar. Hadi ya. Harbi mi? Ciddi gibi bir şey mi o? Önemli bir şey ha? Ne diyor? Ya iyiyim diyor da sesi biraz halsiz geliyordu. Ciddi şeylerden şüphelenmişler. Abine haber vermedi de ben yine seni arayayım dedim. Ben eve geçiyorum, istersen gel, tamam mı? Tamam, ben geleceğim, geliyorum yani. Geliyorum. Tamam, kapa. Polen mi çağırıyor? Annem hastalanmış da bir şeyler. Gitmek, görmek lazım falan. Gitsek mi? Gidelim tabii. Dur, eşyalarımı alayım. Geldim. Nesi varmış? Yaşlılık işte. Ha, böyle bir şey çıkıyor ya. Yapar, beklenir çünkü. Anne. Buradayım canım, buradayım, gel. Annem ne oldu? İyi misin? Hasta olduğunu söyledi Emre. Bak, çocuğa bak. O kadar da söyleme dedim ona. Neyi söylemeyecekmişim bakalım? Olur mu öyle şey? Tabii ki söyleyecek, tabii ki haber verecek. Tabii ki yani. Sen anlat bakayım, ne oldu? Ne dediler hastanede? Hastaneyi aradım. Yani o asistanı, doktorun beni aradı. Ya böyle soğuk algınlığı dedi. Böyle halsizlik, baş dönmesi falan, yani hep ondanmış. Sağ ol canım. Ha, soğuk algınlığı. Öyleli. Halsizlik gibili. Ya, görüyor musun işte? Boşu boşuna geldin. Telaşlandırdın sen de çocuğu. Nasıl yani anne, boşu boşuna? Ya hastanedeyim dedin, kötüyüm dedim. Ben daha mı aradım işte? İşte aslında boşu boşuna da değil tabii. Çocuklarımla geçirdiğim her dakika dolu. Anlat bakalım, sen nerelerdeydin? Kuşlar bir şeyler söyledi ama. Hı? Kuşlar bir şeyler söylediyse tam söyleseymiş o, ne söylediymiş. Tam dinleseymiş. Yani ben ayrı bir hikaye anlatmayayım, bütünlük bozulmasın. Şimdi sen devamını da onlardan dinle. Aşk olsun, gel otur şuraya. Anne oğul dertleşelim, gel. Tamam, gel, kulağını söyleyeceğim. Sen var ya, çok fenasın. Cinsin cin. Bu da böyle aklamaya çalışıyor kendini. Ben ajansa gidiyorum Emre, geliyor musun? Geliyorum. Ben de bir sürü işimi yarım yamalak bıraktığım için yaptığım her çok güzel, afiyet olsun. Eline sağlık. Ali amca, müsait misin? Müsaitim. Hiç beklemiyordum seni. Polen ya, kusura bakma ben. Seni de meraklandırdım. Yani seninle gittiğim bir yerden, sana hiçbir şey söylemeden, haber vermeden Sanem'le ayrıldım. Yani tabii teşekkür ederim bu açıklaman için ama... Yani ben seni gerçekten çok merak ettim Can. Normal merak etmem. Haklısın da. Yani bizim çok acil konuşmamız gerekiyordu. Workshop çıkışta biraz gerildik. Ben de aklıma gelen şeyi yaptım biraz. Güdüsel de olsa. Anlıyorum. Peki yani konuştunuz ve çözebildiniz mi bu aranızdaki sorunları? Karışık ya kafalar. Bilmiyorum yani şu an. Her şey çok belirsiz. Her şey belirsiz. O zaman bu belirsizlik senin Balkanlara gidişinde sallantıya düşürüyor, öyle mi? Konuşuruz ya bunları. Şu önümüzdeki işi bitirelim mi artık? Kitapla ilgilenelim. Ha? Bitirelim. Zaten ben de bunun için uğramıştım sana. Ben birkaç alternatif çalıştım. Zaten birazdan eğitim ofisinde. Hani içerisindeyse çok yeteneksiz ya. 2 sayfalar yeteneksiz ya. Şunlara bak. Kontrast da çok güzel. Pardon. Evet. Şöyle özetlemek gerekirse... Metin ve görsel dengesini koruyarak bir mizampaj yaratmaya çalıştık. Evet, durum budur arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar. Evet, eğer renk değerleri ve fontta da okeysek hemen start verebiliriz. Bence tamamdır ya. Elinize sağlık Derenciğim. Rica ederiz Yiğit'ciğim. Polen, sen ne düşünüyorsun? Vallahi aslına bakarsan ben de gayet beğendim. Yani biz zaten bunu dün baş başa konuşmuştuk Can'la. Baş başa. Bir şey mi dedim, duymadım seni. Hı? Duymadım ben. Hı. Baş başa dedi Polen. Biz de Yiğit'le kitap hakkında uzun baş başa konuştuk. Baş başa deyince diğer baş başayla, sizin baş başanızla benim Yiğit'le yani öyle aklıma geldi. Uzun. Hı. Daha uzun bence konuşmanıza hiç gerek kalmadı. Ben öyle düşünüyorum. Yani notlarınız da varsa biz onları alalım, revize edelim. Kitap işini artık nihayete erdirelim, baskıya gönderip. Evet, bence tamamdır dediğim gibi. Süper. Vallahi ben de aşırı beğendim. Oh ne güzel. Herkes çok beğenmiş. Harikulade bitirebiliriz o zaman toplantıyı. Can Bey, Bakalım editörümüz beğendi mi? Şimdi yazarımız beğenmiş olabilir. Belki de her şeyi beğeniyor. Bilemeyiz ki. Her kötü şeyi beğeniyor da olabilir. Çok abartıyorsun. Editör diyorum, burada bostan korkuluğu değil sonuçta. Hiyerarşiyi de hatırlamamız gerekiyor. Seri bir şekilde söylersen ben de bir editör olarak senin değerli yorumlarını duymak isterim tabii. Buyurun sayın editör. Sayfa tasarımı gayet iyi, beğendim ama biz neyin peşindeyiz? Mükemmelin peşindeyiz. O yüzden Can Bey sizi biraz daha çalıştıracağım. Buyurun, oturmaz mısınız? Buraya gelin. Hadi bakalım. Müsaadenizle başlıyorum o zaman. Bence yemeklerin isimlerini değiştirmeliyiz. Yani bu isimleri bozabiliriz. Çünkü bakın çok müsait bozulmaya. Daha fazla ilgi çekmesi adına söylüyorum bunu size. Balkanlara gitmeden bunu netleştirelim de geride kalmayalım. Yok artık ya. Balkanlara gidilmiyor mu? Yok artık değil o. İsim değiştirmek falan nedir ya? Çok saçma bir şey söylüyorsun şu an bu saatten sonra. Kesinlikle. Ya kesinlikle ben de Can'a katılıyorum. Şu raddede bu işe girilmez sen. Gerçekten Sanem çok saçma sapan bir şey olur yani. Sanem bence de ya biraz kafa karıştırabilir yani. Keşkek. Yani bütün yemeklerin ismini değiştirelim demiyorum ki size. Bazılarını diyorum. Keşkek mesela çok güzel. Hissi nasıl biliyor musunuz? Böyle yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Keşke girdiğim yollardan geri dönebilsem hissi. Ayrıca düğünlerde falan da veriliyor keşkek genelde. Yakında da sizin düğününüze girip takı takarız ve alkışlarız gibi geliyor bana. Ha, öyle serbest çağrışımlar. Yine formundasın. Çok. Çok hem de her zamanki gibi. Kafalar bir açıldı değil mi? Zihinlerimiz bir aşureye döndü yani. Can Bey ne oldu, yoruldunuz mu? Daha yeni başlıyoruz. Ayrıca kapak fotoğrafı. Herkes unuttu. Benim aklıma geldi şu anda. Kapak fotoğrafı konuşacaktık. Aa, unutmamışsın. Bravo editör hanım, bravo. Çok haklısınız sayın editör. Bizim dalgınlığımıza geldi herhalde. Evet. Yani sonuçta kitap tasarımı konuşmaya geldik. Bu toplantıyı yapmaya geldik ama kapak fotoğrafı... Yok, kapak fotoğrafı yok ortada. Kapak fotoğrafı yok. Bir saniye, nasıl yok kapak fotoğrafı? Yok. Var efendim. Kapak. Ben görmedim kapak fotoğrafı, yok. Yaptık Sanemciğim biz çalışmayı. Buyurun kapak. Çok kötü. Pardon. Buyurun şöyle. Çeşitli varyasyonları var. Daha geniş açıda olanı var. Bizim favorimiz var. Size şunu göstermek istiyorum. Nerede? Şöyle. Çok güzel. Perfect. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu plonje bu. Tepeden çekilmiş bu. Çöp bu çöp. Ha öyle fırlatmalı şey. Bu ne? Rezalet. Kötü. Mesela? Sünnet düğünü gibi. Yani düğün yemeği gibi görünüyor bu. Ha öyle fırlatmalı şey yapıyorsun. Beğenmedim atacağım bu şekilde. Olmaz. Çok kötü. Çok kötü bu. Aa, çok pardon. Böyle fırlatmalı yani. Çok kötü bu kötü. Bu kötü bu kötü. Bu çok karamsar. Çok kötü. Of. O sonuna geliyoruz yalnız o sonuncu Sabram'ın da aynı şekilde. Averaj. Bence tamam gibi bu ya. Güzel. Vallahi benim de en içime sinen budur. Bir bakabilir miyim? Bak herkesin içine sindi. Okey midir Sanem? Sanırım başka alternatif yok o zaman. Yok maalesef Sanemciğim bu kadar çalışabildik. İyi hadi tamam okey. İyi hadi okey tamam onayladım ben bunu. Hadi okey. Oh oh tamam. Okeyse... Dağılabiliriz nihayet. Beyin ameliyatından çıktım. O zaman bir kahve içelim, kutlayalım. Süper olur. Vallahi harika olur. Hak ettik şu an. Gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum sayın editör. Sen gelmiyor musun Sanem? Ben bu masayı bir sindireyim de geliyorum. Çok zorlusun. Çok. Öğretmenim sizsiniz Deren Hanım.